İğne kastım Ali, dağlara küstüm Ali. Kıyama hallarımı. Bugün Aksaray'ın kışını yaza çevirdiniz, yaza. Aralık ayına bahar getirdiniz bugün siz. Hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizin hayatlarına sağlık. Sarıyaşı'dan, Ağaçören'den, Ortaköy'den, Eskil'den, Güneş'ten, Güzelyurt'tan, Sultanhanı'ndan, Saratlı'dan, Hırgıl'dan, Yeşilova'dan, Amarat'tan, Bağlıkaya'dan, Aksaray'ın her bir köşesinden buraya gelip bizlere güç kattınız. Sağ olun, var olun, var olun değerli dostlarım. Bu sizlerle birlikte çıkmış olduğumuz 3 yıllık yolculuğu tamamladık. 3 yıllık yolculuğu tamamladık. Ama ne diyoruz? Bu bir veda değil. Bu yepyeni bir başlangıç, yepyeni. Aksaray'da tarih yazacağız hepimiz. Sizinle yazacağız değerli dostlarım, sizinle yazacağız. Değerli dostlarım, bu 3 yıllık il başkanlığım sürecinde beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan ilçe başkanlarıma, belde başkanlarıma, Aksaray'ın kasabalarında hizmet, her bir noktasına hizmet yazan belediye başkanlarıma, il yöneticilerime, ilçe yöneticilerime sonsuz teşekkür ediyorum. Ve bu görevde ayrılan, maalesef öbür dünyaya göçen Ahmet Karacaer başkanıma, Sarıyaşı'dan Sayır Bozkurt başkanıma, onlara verdikleri emekler için teşekkür ediyorum. Emekleri hiç unutulmayacak. Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri de onları hiç unutmayacak. Son yakın zamanda abim, 25 yıllık dava arkadaşım, bir il yöneticimiz de maalesef aramızdan ayrıldı. O Cumhuriyet Halk Partisi'nde herkesin abisiydi. Ziya Koç abime, mekanı cennet olsun, onu da unutmayacağız. Bu parti onu her daim özleyecek. Bir dönem ilçe başkanlığı yaparak katkı veren Esenus Sökmen başkanıma teşekkür ediyorum. Bugün görevdeki tüm ilçe başkanlarıma teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni Aksaray'da tek bir yumruk haline getiren ve vermiş olduğu katkıyla her daim abim olarak bizlere yol gösteren önceki dönem il başkanlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Aileme teşekkür ediyorum değerli arkadaşlarım. Bugün bu meydan sanki 2023 zaferinin de müjdecisi gibi, öyle mi? Halkın iktidarını kuracak mıyız? Bu halkın sırtından kene gibi olanları gönderecek miyiz? Değerli arkadaşlarım, sizler sayesinde Cumhuriyet Halk Partisi Aksaray'da gündem belirleyen parti oldu değerli dostlarım. Sizler sayesinde Cumhuriyet Halk Partisi Aksaray'da mağdurun sesi oldu. Cumhuriyet Halk Partisi sizler sayesinde Aksaray'da vurguncunun, soyguncunun korkulu rüyası oldu değerli arkadaşlarım. Korkulu rüyası oldu. Kalbinden, yüreğinden kötülük geçirenler hep şunu düşündü: ya bunu Cumhuriyet Halk Partisi duyarsa bizim halimiz nice olur diye düşündü. Bunu da siz sağladınız, siz. Bu meydanla kurmak insanlar sağladı değerli arkadaşlarım. Sadece dinlemekte kalmayacak, hesap verecek sizlere. Soruyorum kıymetli gençler. Hesap verecek, hesap. O hesabı da vermeden hiçbir yere göndermeyeceğiz onu. Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi'ni anketlerde Aksaray'ın ikinci partisi, muhalefetin en büyük birinci partisi yaptığımız aynı zamanda. %10, %9,5 psikolojik sınırını aşamayan Cumhuriyet Halk Partisi
%16'yı aştı, 18'e 20'ye doğru da dayanıyor. Bunu da sizinle birlikte yapacağız değerli arkadaşlarım. Hani sokakta da diyorlardı ya, uğraşmayın CHP'den olmaz bu şehirde diyenler, bu kez sizin milletvekilliğiniz garanti, başkaları düşünsün diyor değerli dostlarım. Size ne kadar teşekkür etsem azdır. Aksaray'ın baronlarına meydan okuduğum zaman yanında siz vardınız. Halkın sırtına kene gibi yapışanları söküp attığımız zaman da yanımızda hep siz vardınız değerli arkadaşlarım. Hazinenin malını korumak için herkesin korktuğu bir ortamda büyük savaşlara girdiğimiz zaman da yanımda her daim siz vardınız. Partili partisiz, siyasi ayrım yapmadan yolsuzluklara karşı vermiş olduğum mücadelede yanımızda olan AK Partili, MHP'li, İYİ Partili, Saadetli, Devalı, Gelecek Partili tüm dostlarımıza, Aksaray halkına da bundan dolayı ayrıca bir teşekkür ediyorum değerli dostlarım. Siz bir şey daha yaptınız. Bir şey daha yaptınız. En önemlisi, bu şehrin tek hakim olup korkudan kimsenin itiraz edemeyip bu şehrin hazine arazilerini yağmalayanı da bu şehirden kovaladınız. Artık kendi partisi de onu yanında taşıyamıyor değerli arkadaşlarım. Duyduğumuza göre Aksaray'da ticareti de bırakmış. Ankara'da hurda altın işiyle falan ilgileniyormuş. Onu siz kovaladınız ama Ankara'da yaptığının da Aksaray'da yaptığının da hesabını verecek. Bunu ben soracağım sizin adınıza, ben. Sizden aldığım güçle bunun hesabını ben soracağım. Değerli Aksaraylılar, 3 yıllık dönemimizde Aksaray'da birçok iş yaptık. Yaptım demiyorum, yaptık diyorum. Her birimiz yaptık bunu. Hastane yolsuzluğa bulaşmıştı. Onu gündeme biz taşıdık. İstifalar gelmeye başladı. Hastanede 45 gün Allah'tan korkmadan oksijen cihazını bozuk tuttular. Onu ıslak imzalı belgeleriyle biz açıkladık. Cumhuriyet döneminde yapılmış eserimiz olan cezaevini yıkmaya çalıştılar. Onu biz engelledik. Yakıp yok etmek istediler. Cumhuriyet Halk Partisi örgütü olarak itfaiyeden önce orta yerimizi aldık. İtfaiyeden önce. Onu da yapmadık. Sayın Memiş Akın Başkanımın yaptığı tiyatro salonunu bir hale getirdiler. Ona yetişemedik. Ama bu dönemde tarihi binalarımızın da tamamını korumaya devam ettik. Memiş Akın demişken bir sayfa açıyorum. Memiş Başkanımızın yüreği, kalbi, gönlü burada. Sağlık sorunlarından dolayı yanımızda değil. Onun bu şehrin sokaklarında bıraktığı izleri biz her adımımızda görüyoruz ve Memiş Başkan'ın 35 sene önceki kredisini hala kullanmaya devam ediyoruz. Selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum Memiş Başkanıma da. Değerli dostlar, belediyenin sizin paranızla yapılan yurdunu bir vakfa vermeye çalıştılar. Vakfa verdiler. Trendik, belediye başkanı geri çekti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye meclis üyeleri direndi. Onlara da teşekkür ediyorum. Yeniden o vakfa verildi ve belediye başkanı bedava vereceğim, var mı diyeceğiniz dedi. Var diyeceğimize Eren Dinçer, var. Zamanı gelince diyeceğiz onu sana. O Aksaray halkının malını neydi belirsiz vakıflara bedava verdiğine karşılık bizim diyeceğimiz var. Var, daha fazla olacak. Onu da hukuk mücadelemizi avukatlarımız Yasemin Hanım, Bilal Bey sürdürüyor. Aksaray halkının sorunlarını dile getirdik. Çiftçinin, esnafın, mağdurun yanında olduk. Bu şehri karış karış gezeceğiz dedik. Her bir noktasını dolaştık. Vatandaşlarımızı dinledik değerli dostlarım. Bunu da yaptık. Ve daha neler yaptık, neler? Aksaray hazinesine, Aksaray halkına daha muhalefetteyken neler yaptık? 184. 184 neyi çağrıştırıyor size? Organize sanayi bölgesinde 184 dönüm. Piyasa değeri belki 200-250 milyon. OSB fiyatıyla bugünkü değeri 100 milyondan fazla bir araziye ablamız çökmüş. Ne zaman? 2018 seçimlerine 2 hafta kala. Ablamız çökmüş. Ya para öde, para ödemez. Vazgeç, vazgeçmez. Cumhuriyet Halk Partisi olarak belgeleriyle soruna sahip çıktık ve onlar da geri adım atmak zorunda kaldı. O arazi şu an Aksaray halkının hizmetine sunuldu.
takibinde yapıyoruz değerli arkadaşlarım. Kıymetli bir arazi ablamızın bir yakınına tahsis edilmiş. Tahsis edildikten sonra da bir daire fiyatına belediyeye başvurmuşlar. Buranı ticari alana çevirelim de ablamız daha çok kazansın. Durun, durun bir dakika dedik, durun olmaz. AK Partili MHP'li belediye meclis üyelerine çağrı yaptık. Bu kamu malı, bunu yeğenin boğazına takılır dedik. Ve sağ olsun AK Parti de MHP de destek verdi. Ablamızın bu planında hep birlikte bozduk. Biter mi? Bitti mi sizce? Bitmez. Yenikent'te 750 dönüm arazi, çiftlik, kaç baş, 100 başlık hayvanlık çiftlik almış ablamız, kiralamış, 7-8 bin liraya da sağ olsun konmuş, bana nasıl olsa bir şey olmaz denmiş. Vatandaş gitmiş, hukuki mücadelesini vermiş, atlanmış, hukuk mücadelesini kazanmış ama gene ablamız ben boşaltmam, bura benim diyor. Çünkü yağmaya alışmış, hukuk tanımamazlığa alışmış, buna da vermeyeceğim diyor. Görelim bakalım dedik, el mi yaman, bey mi yaman, bunu da Türkiye gündemine taşıdık ve ondan sonra da yavaş yavaş çekilmeye başladığını duyduk değerli arkadaşlarım. TOKİ'de bir soygun vardı. 3,5 sene önce bu soygunda vatandaşlarımıza evlerini vermişler. Ortada temel yok, ortada inşaat yok, hiçbir şey yok. TOKİ mağdurlarımızın da yanında olduk. 16 yaşındaki bir yavrumuz o temelde hayatını kaybetti. Olayı ulusal medyaya taşıdık. Fox TV'yi getirdik, orada çekim yaptırdık. Fatih Altaylı Habertürk'teki köşesinde bizim konumuzu gündeme getirdi ve o yavrumuzun ailesinin de hukuk mücadelesinin yanındayız. O konuda da avukatlarımıza teşekkür ediyorum. Aksaray'da Sultanahmet'te TOKİ mağdurlarına 100-150 bin lira dedikleri dairelere 750 bin lira fiyat çektiler. Soluğu orada aldık. Gittiğimizde TOKİ ilk defa sitesinde bir geri adım attı ve Sultanahmet'te dedi düzenlemelerimizi yeniden yapacağız dedi. Bugün de bundan sonra da konumumuz ne olursa olsun yeni il başkanımızın, yeni merkez ilçe başkanımızın önderliğinde bu sıkıntıları, bu sorunları gündeme taşımaya, hesabını sormaya devam edeceğiz değerli arkadaşlarım. Bakın bu kadar belge açıkladık, bu kadar belge açıkladık, bu kadar yolsuzluk ortaya koyduk. Islak imzalı belgeleriyle ortaya koyduk. Hiçbir tanesine bu yalan diyen çıkmadı. Hiçbir tanesine iftira atıyorsun diyen olmadı. Ha bir kez oldu. Hastanede 140 yatak kayıp dedik. Sağlık müdürü açıklama yaptı. 140 değil kardeşim, 56 yatak kayıp dedi. Yani bu da bu asıl bu açıklamanın izah ihtiyacı var ama onu da size havale ediyoruz. Bir orada sayıda bir tutturamamışız. Ama bize yalan iftira denmedi ama bir şey dendi değerli arkadaşlarım. Hükümet kanadından dendi ki ya şu CHP il başkanı da sürekli Aksaray'ı kötü tanıtıyor. Aksaray'ı sürekli kötü tanıtıyor. Neymiş kardeşim Aksaray'ı güzel tanıtmak? Yolsuzluğa susmak, soyguna karşı sessiz kalmak. Aksaray'ın dev gibi sorunlarına karşı deve gibi kafanı kuma gömmek mi güzel tanıtmak? Güzel tanıtmak buysa biz bu yolsuzlukları, haksızlıkları söylemeye devam edeceğiz. Mağdurun sesi olmaya devam edeceğiz. Varsın biz de kötü tanıtmış olalım. Ha bir de şu var. Aksaray'ı mı güzel tanıtmak amaç yoksa kişisel reklamını yapmak mı? Onu da kamuoyu yeni zamanı geldiği zaman bizlerden duyacak, dinleyecek değerli arkadaşlarım. Muhalefetten sesler duyuyoruz zaman zaman. Ya Ali Abbas çok ortalığı geriyor canım. Biz tam AK Parti seçmeninden oy alacağız. Çıkıyor Ali Abbas ortalığı geriyor. Ya Allah aşkına biz konuşamıyoruz deyinsene. Bizim cesaretimiz yok. Biz bu konulara giremiyoruz deyin, susun Allah aşkına ya. Susun, susun. Sizden başka beklentimiz yok. 430 bin Aksaray halkı yeter bize ya. Biz her siyasi partiden temiz siyaseti özleyen Aksaraylı hemşerilerimle biz bunun hesabını sorarız. Siz rahatsız olmayın. Siz keyfinizi bozmayın. Siz maaşınızı alın, emekliliğinizi garantiye alın. Siz abi abla ilişkilerinize devam edin. Ama Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanı Ali Abbas Ertuğ susmaz değerli arkadaşlarım. Susmayacak da bundan sonra da bunu göreceksiniz. Ben ne diyeyim şimdi size gençler, yani
duygulandırdınız. Kıymetli gençler, siz beni umut olarak görmüşsünüz ama çok samimiyetimle söylüyorum ki benim umudum sizsiniz, siz. Gençler sizsiniz. Bu ülkenin umudu sizsiniz. Bu ülkenin geleceği de sizsiniz. Umudu da sizsiniz. Benim umudum da sizde, anlıyor musunuz? Anlıyor musunuz? Benim umudum sizde, sizde. Benim umudum bu meydanda. Umut sizsiniz, siz değerli dostlarım. Bu şehrin, bu ülkenin umudu sizlersiniz. Bugün her bir genç kardeşimin gözüne bakarak şunun sözünü vermek istiyorum. Ömrüm yettiği sürece, nefesim tükenmediği sürece sizlere güzel bir gelecek hazırlamak için mücadele edeceğim. Sizlerin geleceği için mücadele edeceğim gençler. Siz bu ülkenin efsanevi liderinin de umut bağladığı sizsiniz. Birinin 100 yıl önceki liderimizin umudu sizdeydi. Bugünkünün garezi, kini size, kini. Hepsi şu gençler bu ülkeden bir gitse de kurtulsak derdi, derdinde derdi gençler. Sizlere söz veriyorum. Sizlere bir kez daha söz veriyorum. Bu ülkeden hiçbir yere gitmeyeceksiniz. Bu ülkede iş sahibi olacaksınız. Bu ülkede aş sahibi olacaksınız. Bu ülkede çoluk çocuk sahibi olacaksınız. Ama kim gidecek biliyor musunuz? Sizin bu ülkeden umudunuzu kesmenize sebep olanlar gidecek. Onları göndereceğiz onlara. Az kaldı, onları göndereceğiz. Evet değerli dostlarım, yeni bir başlangıç dedik. Bu bir veda değil dedik. Bu yeni bir başlangıçta ne olacak? Ortaköy'le hemşerilerimiz var değil mi burada? Ortaköy'ün yapılmayan yolunu biz yapacağız. Bu yeni sayfada Ortaköy'ün yolu olacak. Bu yeni sayfada Aksaray sanayicisinin yüzünü güldürecek. Çocuklarımıza ekmek kapısı olacak. Demir yolunun yapımı olacak bu sayfada. Bu yeni sayfada susuzluktan çatlamış topraklarımızı Kızılırmak suyuyla buluşturmak olacak. Eskil'de, Eşmekaya'da, Ortaköy'de, her bir ilçemizde çiftçimizin toprağı Kızılırmak suyuyla buluşacak değerli dostlarım. Bu yeni sayfada Kapadokya'dan olduğunu ispatlayamamış, turizmden payını alamamış, şuraya gelen turisti bir gün dahi konaklatamamış o kötü dönemi kapatacağız. Hasan Dağımızı, Iğlara Vadimizi, Sultanahı'ndaki hanımızı, Saratlı'daki yeraltı şehrimizi, tarihi güzelliklerimizle Aksaray'ımızı bir turizm cenneti yapacağız. Bu yeni sayfada Aksaray'ın kaynaklarını Aksaray halkına dağıtmak olacak değerli arkadaşlarım. Bu yeni sayfada zenginlere verilen hazine arazilerini topraksız köylüye dağıtmak olacak, topraksız köylüye. Bu şehrin kaynaklarını bu şehrin yoksul insanlarına vereceğiz değerli arkadaşlar. Yeni sayfada 430 bin Aksaraylı'yı kucaklamak, barıştırmak ve tek vücut yapmak var değerli arkadaşlarım. Bu yeni sayfada gençlerimize iş var, umut var, gelecek var. Bu yeni sayfada liyakat var, adalet var, eşitlik var, özgürlük var değerli arkadaşlarım. Yeni sayfada bunlar olacak. Yeni sayfada Aksaraylı olan her bir hemşehrimize yer var. Kime yok? Çıkarcıya, hırsıza, vurguncuya bu sayfada yer yok ve olmayacak değerli arkadaşlarım. Bu duygularla 3 yıldır büyük bir onurla yürüttüm. Hayatımın en güzel anılarını biriktirdim. Ve kalbimden ve zihnimden asla çıkartmayacağım anılarımın biriktiği il başkanlığından ayrılıyorum değerli dostlarım. Bu dönemde sürçülisan ettiysek, üzdüysek, kalbini kırdığımız dostlarımız olduysa hepsinden özür diliyorum. Sizlerden haklarınızı helal etmenizi rica ediyorum. İl başkanlığı döneminde ve vekil adaylığı sürecimizi başlatıyoruz. Nasıl bir vekil olacağız değerli dostlarım? Bu şehrin her bir insanının köyden, kasabadan, mahalleden, AK Partili, MHP'li, İYİ Partili ayrım yapmadan kapısını çalacağı bir milletvekili olacağım değerli arkadaşlarım. Her bir hemşerime şu duyguyu hissettireceğim. Başım dara düşerse
Var günde benim bir dostum var, onun adı Ali. Tüm hemşerilerimize milletvekili olursam hissettireceğim değerli arkadaşlarım. Ben sizin var günde dostunuz olacağım, bunun sözünü vermek istiyorum. Bir sürü vaatte bulunduk değerli arkadaşlarım. Bir sürü vaatte bulunduk. Ama bunların hepsini yapacağız. Bunların hepsini yapacağız. Neden yapacağız? Çünkü biz çok güçlüyüz. Biz çok güçlüyüz. Gücümüzün farkında olacağız. Biz gücümüzü 435 bin Aksaray halkından alıyoruz değerli arkadaşlarım. Biz gücümüzü elinin nasırıyla vicdanı nasır bağlamışlara meydan okuyan çiftçimizden alıyoruz değerli arkadaşlarım. Biz gücümüzü evine ekmek parası götüren emekçimizden, işçimizden alıyoruz değerli dostlarım. Biz gücümüzü temiz parayla çoluğunu çocuğunu geçindiren esnafımızdan alıyoruz değerli arkadaşlarım. Biz gücümüzü tarihimizden alıyoruz. Biz gücümüzü Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarından alıyoruz. Biz gücümüzü Mustafa Kemal Atatürk'ün bükülmeyen çelik iradesinden alıyoruz değerli arkadaşlarım. Çelik iradesinden alıyoruz. O gün nasıl bir iradeye sahipse siz bugün hepiniz olsunuz o. O iradeye sahipsiniz. O güce, o birikime sahipsiniz değerli dostlarım. O yüzden kazanacağız. O yüzden kazanacağız. Kazanacağız ve kazanacağız. Biz kazandığımızda Aksaray kazanacak. Aksaraylı'nın çocukları kazanacak. Biz kazandığımızda Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukları kazanacak. O gençlerimiz kazanmış olacak değerli arkadaşlarım. Umut bizim, zafer bizim, gelecek bizim, yarınlar bizim diyorum. Kendimi sizin tertemiz vicdanınıza emanet ediyorum. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Sağ olun, var olun değerli dostlarım. Allah'a emanet olun. Kişilik ve kimliğinizle, bitmek tükenmek bilmeyen enerjinizle, kalplerinizle her daim efsane başkan olarak yerinizi edindiniz. Bundan sonrasında da inanıyorum ki efsane ve ikilimiz olarak her birimizin kalbinde taht kuracaksınız. Türk kalplerimiz adına yolunuz açık olsun.